Şimdi Aslı, şu soruda kenar uzunluğu kaç verilmiş? 27 üzeri 3. Kaç tanedir? 1. Şuradan kalemi alayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 27 üzeri 3'ü 9'a böleceksin. Bir tane kenar uzunluğunu bulmuş olacaksın. 27 üzeri 3 demek 3'ün küpüdür 27. Küpün üzerinde 3 varsa üçler çarpılır 3 üzeri 9 olur. Burayı anladın mı? Biraz daha net açıklayayım mı? Hocam biraz daha net Ha, açıklarsanız sevinirim. şimdi tabii ki 27 demek 3 üzeri 3 demek. Değil mi? 3 tane 3'ün çarpımı 27'dir. Üstünde de 3 var. Çarpıyorsun. Üstün üstü varsa üstleri çarpıyorsun. 3 kere 3, 9. 3 üzeri 9'a 9, 3 eşit. üstü 9 oluyor. Evet. 3 üzeri 9'u kaça bölecekmişim? 9 tane kenar olduğu için 9'a böleceğim. O halde 3 üzeri 3'ü 9'a böleceğim. 9 demek 3 üzeri 2 demek. Yalnız niye maviyle yazıyoruz? Kırmızı daha netti ya. Değil mi? Aynen. Evet. Ya fark etmez hocam. Yok hani net olsun, okunaklı olsun, ondan dolayı diyorum. Şimdi 3 üzeri 3'ü 9'a böleceğiz. Buraya kadar anlaşıldı. 3 üzeri 9'u 9'a niye böldüğümü anladın. 9 demek 3'ün Evet karesi hocam. demek. 3'ün karesine böldüm. Ne çıktı? Üstün üstü var, şey bölme işleminde tabanlar eşitse üstleri çıkarıyorum. 9'dan 2 çıktı. 7. 3 üzeri 7 7. çıktı. Şimdi bir kenarı 3 üzeri 7 olarak buldum. Bak bir kenarı 3 üzeri 7 buldum. Bunların her biri 3 üzeri 7'ymiş. Bu şekilde bunların her biri 3 üzeri 7. Peki aşağıdakini nasıl bulacağım? 1, 2, 3, 4. 8 üzeri 3'ü 4'e böleceğim. 8 üzeri 3'ü 4'e bölmek demek 8 2'nin küpü demek. 2'nin küpünün üzerinde de 3 var. 4'e böleceğim. 4 de 2'nin karesi demek. Ne olur? 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 2 olur. 9'dan 2 çıktı. 7. 7. 2 üzeri 7 buldum. Şimdi 2 üzeri 7 bulduğumuz şey nedir? Hangi uzunluktur? 4'e böldük değil mi? Şu tüm uzunluğu 4'e Evet. bölünce bunun bir tanesinin uzunluğunu bulmuş olduk. Demek ki şurası 3 şey 2 üzeri 7'dir. Tamam. Dikeyi bulduk. Yatay da belliydi. Yatay da kaçtı? 3 üzeri 7'ydi. Alanı ne olur? 3 üzeri 7, 2 üzeri 7 çarpılırsa bu pembenin alanı bulunur. Pembenin alanı ne olur? Dikdörtgendir. Hemen dikdörtgen çizelim. Pembenin alanı 3 üzeri 7 ile 2 üzeri 7'yi çarparsan 2 üzeri 7 ile 3 üzeri 7'yi çarparsan 3 kere 2, 6. 6 üzeri 6, 6, üstü 7. çok güzel. Sıra sarılarda. Bir de sarıları hesaplayayım. Hocam ben direkt 6 üstü 7 işaretlemişim. Pembe dikdörtgen alanları toplamı sarı dikdörtgen alanları toplamından kaç santimde farklı? Zaten aynı değil mi uzunlukları? Biz niye sarıyı Evet hesaplıyoruz hocam. ki? Kaç tane var? 1, 2, 3, 2. 4, 5, 6, 7, 8 6, tane. 7, 8. 8 8 tane tane var. var. Pembe. Evet, 8 pembeden 2 sarı da var. Geriye 6 tane kaldı. Değil mi? Şimdi Evet. 6 tane fazladır. 8 taneden 2 tane çıktık 6 tane. 6'yı 6 üzeri 7 ile çarpacaksın. 6 tane 6 6 üzeri 7 çarpı var. 6 üzeri 7. Ne olur? Evet. 6 üzeri 7 bir daha 8. 6 üzeri 8 var mı şıklarda? Evet. Aşk. Doğru çözmüşsün. Hocam ben 6 üzeri 7 yaptım. Cevap C yaptım.
Ha, tamam. Cevap 6 üzeri 8 ama. Tamam hocam. Bu soru da bu şekilde. Sabırla dinlediğin için teşekkür ederim. Çok yavaş tane tane anlatmaya çalıştım. Videoyu izleyen herkes anlasın. Hocam çok güzel anlattınız ama. Teşekkür ederim. Şimdi bunu da kaydediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum.